Şimdi de kalp bakımı yapalım. Bir insanın kalbine bakalım. Lütfen telefonu versene. Şu anda kalbinden doktor onaylı bilgisi olanlar lütfen 0507 192 06 20 numaralı telefonu arasınlar. Onların kalplerine bakacağız. Onların hastalıklarını ortadan kaldıracağız. Ve saniyelik olacak bu iş. Kalbinde rahatsızlığı olanlar ve kalbindeki bu rahatsızlığı doktor belgesiyle tescilli olanlar arasın. Hemen şimdi şifalandıralım. Saçımızı da düzeltelim. Telefon numaramız 0507 192 06 20. Şuraya yazayım. 0507 192 06 20 numarayı arayın. Bu numara asistanımın numarası. Eğitimler hakkında bilgi almak için de yine aynı numarayı arayabilirsiniz. Biz Avusturya'dayız, yurt dışındayız. Dolayısıyla başına 0090 koymanız gerekebilir. Yani çift 090 507 06 20 192 06 20 0 507 192 06 20 yeniden yazayım 0 0 90 507 192 06 20 Evet. Lütfen sadece kalbinde rahatsızlığı doktor tarafından onaylanmış olanlar arasınlar bizi. Bizim eğitimimiz 2 günlük bir eğitim. Dün birinci basamağını, bugün ikinci basamağını verdik. Eğitimimizde Londra'dan gelen Selda Aksoy Hanım var. Selda Aksoy Hanım dünden beri herhalde hayatının mucize ötelerini yaşadı. Bugün neler yaptı neler ve şimdi bir kalp çalışması yapacağız. Bir kalp ameliyatı. 0 507 192 06 20'yi arayın. Kalbinizle ilgili elinizde doktor raporu varsa, tescili varsa lütfen arayın. Telefonumuz şu an sizi bekliyor. Şu telefon. 0 507 192 06 20. Avusturya'da, yani yurt dışında olduğumuz için başına çift 09 eklemelisiniz. O da şöyle olacak. Çift 0 9 0 507 192 06 20. Bizi bugün Edirne'den Aynur Hanım aradı, şifasına kavuştu. İzmir'den Zeytun Hanım aradı. Onun Fransa'daki yeğeni Enver Bey'in böbrek taşlarını kırdık. İstanbul'dan bir arkadaşımız aradı. Onun bel çukuru yoktu, bel çukurunu oluşturduk. Kuyruk sokumu eğriydi, düzelttik. Omuz ve sırt omurlarında ağrıları vardı. Onları düzelttik. Haydi arkadaşlar. 0 507 192 06 20. Şunu da yapalım mı? Boy uzatalım mı? Çok iyi. Haydi bakalım size bir müjde. Boy uzatacağız. Aha, telefon geldi. Alo. Diyemeyiz şimdi diyelim. Alo. Alo.
Küçük hocam. Heh. Nereden arıyorsunuz? Tam yapıyor muyum yazdım ama şu an aktan arıyorum sizi. Ne yazdınız? Anlamadım. Babam için. Babanızda Kanka bak bir işte böyle saniye, bir bir şey. saniye Aşık oldum. sessiz olun, bir saniye. Lütfen kulağını kapat. Hayır, hayır, çıkma. Kulağını kapat. Heh. Şu anda lütfen söyleyin. Babanızda ne var? Babam kaç defa anji oldu. Kafkasyonda da büyüme var. Peki babanız kaç yaşında? Annemde de var. Babam 75 yaşında. 75 yaşında. Bir daha söyleyin. Kalp kapakçığında büyüme mi var dediniz? Evet. Peki. Bir de anji oldu 2-3 defa. Stent taktılar bir de. Stent var. Evet. Tamam. Kaç yıl önce anji oldu? 4-5 yıl oluyor ama 6-7 yıl içinde 3 defa oldu. İkincisinde en son stent taktılar. Çok incelmiş diye damarı. Tamam. Şu anda stent var ve kalp Evet. kapakçığı büyük mü? Böyle hafif büyüme var dediler ona. Tamam. O ne yapıyor? Nasıl bir rahatsızlığa sebep oluyor peki? Devamlı ilaç kullanıyor. Şeker hastalığı da var zaten babamın. Tamam. Astımı, bronşit. Hepsi birbirini tetikliyor. Tamam. Haydi. Şimdi yeterli. Annenizle ilgili de biraz sonra konuşacağız. Annenizde peki şimdi söyleyin ne var? Annem de anji oldu. Ha. Onun şu an durumu nedir? Onun durumu aslında kötü değil şu an ama hani Onda sonuçta kalbinden rahatsızdan dikkat etmesi gerekiyor çoğu stent var mı? zamanlarda. Annenizde stent var mı? Yok. Yok annemde yok. Anneniz kaç yıl önce anji oldu? 6-7 yıl oluyordur. Anneniz kaç yaşında? Annem 55 yaşında. 55, baba 75. Doğru mu? Şırnak neresinden Evet. arıyorsunuz? Silopi'sinden arıyorum. Tamam. Haydi bakalım. Şırnak, Çok teşekkür Silopi'ye buradan ediyorum. selam Evet. söylüyoruz. Sağ ol. Peki siz kaç yaşındasınız? Ben 37 yaşındayım. Tamam. Yani yaşınızı şu açıdan sordum. Boyunuzu uzatmak istiyor musunuz? Evet. Yok. Peki şu anda odada kim var sizin boyunuzu ölçebilecek? Hiç kimse yok. Yalnızım şu an. Tamam. Ama boyumu biliyorum. 1.60. Tamam da bir daha neyle ölçeceksiniz? Biz boyunuzu 1,63 yapacağız. Onu nasıl ölçebilirsiniz? Giderim sağlık ocağında ölçerim onu yapabilirim ya. Diğer gün olabilir mi? Çıkarım dışarıya Hayır, yani. hayır. Biz öyle boyunuzun ölçüsünü hemen anında bilmek istiyoruz. Bak şöyle yap lütfen. Kalk. Tamam. Ayakta dur. Tamam. Bir tane... Tamam ben çizeyim. Duvara yaslanıp çizeyim. Ama sakin, öyle çizmeler olmaz çünkü onlar yanıltır bizi. Bir Tamam. sert bir kitap bulun. Bu Tamam. kitabı gönye diye gönye denen bir şey vardır. Bu sert kitabı duvara yapıştırın. Ondan sonra başınıza dokunduğu an bırakın. Tamam. Yani ama bu sert kitabın uzun tarafını duvara yapıştırın. Şimdi beni görüyor musunuz Tamam. siz? Ben sizi şu an görmüyorum. Normal telefondan aradım. Tamam. Bizi Facebook'tan nasıl gördünüz? Facebook'tan ben yayınınızı takip ediyorum bir 10 gün falan, bir hafta falan Tamam. oluyor. Yani hemen şu an nasıl farkına vardınız? Girdim. Şu an içine giriyorum gene canlı yayını şimdi bir de. Tamam. Şu anda şunu diyeceğim bak. Ben çünkü eğer canlı yayında görüyorsanız bir şey göstereceğim size. Yani kitabı... Bir saniye bakmaya çalışayım bir saniye. Ha, bak... Evet şu an görüyorum. Tamam. Bak. Şöyle yapacaksınız. Bir kitap alacaksınız. Kitabı duvara şöyle bir defa yapıştıracaksınız. Ha, başınıza şurada dokunduğu anda bırakacaksınız. Meryem Hanım kalksana bak. Önce tamam. Ha, şunu yapmanızı istiyorum. Topuklarınızı duvara yanaştırın. Topuklar duvara yanaşacak. Terliği çıkarıyorum. Terlik var Bir elim, saniye lütfen ayağımda. beni dinleyin. Fazla hemen çok az konuşacağız, çok iş yapacağız. Tamam. Topuklarınızı duvara yaslayacağız. Dizlerinizi Tamam. düzelteceğiz. Ha, Tamam. başınız dik olacak. Sonra bir kitabı duvara gönyeleyeceğiz. Kitabın bir tarafını duvara koyacağız. Başınıza dokunduğu an aradan çıkın.
aradan çıkın ve sonra kitabı hiç oynatmayın, kitabın altını çizin. Evet, o kadar. Haydi. Siz bununla uğraşırken acele etmeyin. Siz bunu... Kitabı elimle sıkıştırıp için altından çıkacağım. Evet. Siz şimdi artık onu çizin. Biz Tamam. artık anneniz ve babanız hakkında hiçbir bilgi vermeyin. Yavaş yavaş çizin. Acele etmeyin boyunuzun ölçüsünü. Ve lütfen sen... Tamam. Tamam. Acele etmeyin, yavaş yavaş. Şu anda Yavaş konuşan yavaş. arkadaşımızın babasına bakacağız. Konuşan Tamam. arkadaşımızın babasının kalbine bakacağız. Baba 75 yaşında. Şırnak Silopi'de. Biliyorsun onu nasıl bakacağını. Canlı yayında olduğun için söyleme. Tamam. Kalbine bak. Damarlarına bak. Kapakçıklarına bak. Şimdi kitabın altından çekileyim mi? Evet, çekilin ve altını çizin. Siz artık onu kendiniz yapın. Bizi meşgul etmeyin o konuyla. Çünkü şu an biz şimdi babanın kalbine bakıyoruz. Efendim? Tamam. Sessiz olun artık. Tamam, bıktım hocam. Kapakçıkları ne durumda? Damarlara bak. Damarların içinde yabancı bir madde var mı? Nedir, ne değildir? Stent falan var mı? Onları bana söyle. Tane damar. Yüksek sesle. Bir tane damar da var. Ne var? Aa, biraz tıkanıklık olmuş. Bir tane damarda ne var? Stent mi var? Başka bir şey mi var? Onu anlamak istiyorum. Stent mi deniyor bilmiyorum. Evet, bir şey var orada. Damarın içinde damar benzeri lastik, plastik bir şey mi var? Ona stent denir. Tamam. Bu baba 75 yaşında ve damar kalbin içinde stent var damarlarında. Dönüştüreyim mi hocam? Hayır. Peki kalp kapakçığına bak bakalım. Normal mi değil mi? Aa, yavaş. Kapakçığı normal mi değil mi? Yani büyüklüğü, küçüklüğü nasıl? Sanki tam şeyi karşılamıyor hocam. O ne derler? Yuvayı. Yani küçük mü geliyor, büyük mü geliyor kapakçık o yuvaya? Muhtemelen büyük. Evet. Kalp kapakçığı büyük. Ve zaten bunu söylemişti. Açma gözünü. Senin gözlerin kulaklarını kapalıyken demişti ki babamın kalp kapakçığı büyük ve bir de stent takılı dedi. Peki bakalım bunu şimdi şifalandıracağız. Nasıl şifalandıracağımızı canlı yayında olduğumuz için söyleme. Eğitime gelsinler, öğrensinler, alsınlar. Ha, bunu biliyorsun. Getir. Evet. Ve sonra bir marka olarak gör. Sen onu görmeye çalışırken ben de konuşayım. Arkadaşımızın telefonu düştü. Ya şarjı bitti ya da birazdan bize geri dönecek. Son numarası 62 idi. Biz o numarayı aradığında açacağız. Tamam hocam.
Demin kapanmıştı, açıldı. Ne marka bir oldu? Alo. Hocam. Tamam. Öyle durun lütfen. Şu anda babanızın stentini de gördük. Babanızın kalp kapakçığının büyük olduğunu da gördük. Bilmiyorum, bu arada bizi izlediniz mi telefonunuzu kesikken? İzlediniz mi? Tamam. Evet, Şu biliyorum anda şu an. babanın kalbini şifalandırıyoruz ve kalp kapakçığının tam yerine uygun hale gelmesine çalışıyoruz. Ve ben de şu an sizin boyunuzu uzatıyorum. Ben şu an sizin boyunuzu uzatıyorum. Selda Hanım eğitimimize bugün 2 gündür geldi, katıldı. O şu anda eğitim görüyor. Organları nasıl şifalandırılacağını öğreniyor. Ve hemen sizin babanızın üzerinde de babanızın kalbini şifalandırmaya başladı. Ben şu an sizin boyunuzu uzatıyorum. Ne marka oldu? Rolls Tamam. Ve Royce. şimdi baba tamam mı? Tamam hocam. Açık gözünü. Tamam. Geçmiş olsun, babanız tamam. Şimdi annenize geçeceğiz. Anneniz hakkında hiçbir bilgi vermeyin. Sizin adınız ne? Gurbet Hanım. Haydi bakalım. Şimdi Gurbet Hanım'ın babası 75 yaşındaydı ya. Annesi de 55 yaşında. Annesinin şık şık galbine bak. Kulağını bir dakika kapatsana. Anneniz Alo. anjiyo olmuştu değil mi? Evet, anlıyor olmuştu. Peki onda stent var mıydı? Yok, stent yok annem. Tamam. Tamam. Bakayım ne kadar duymuş bizi. Sen lütfen telefondan söylesene. Selda Hanım kulağını aç de bakalım. Ha, sen duydun beni. Şimdi duydum. Tamam. 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 Kulağımı Peki anneyle kapatmaktan alakalı konuşmaları duydun mu? duymadım. Yemin et. Duymak istemiyorum. Tamam. Çünkü. Hadi. O için Şimdi. diyorum ya, çıkayım hocam. Hadi. Şu baskı yapıyor bana. Tamam. Kapat gözünü. Anne 55 yaşında. Annenin kalbine bak. Şu anda gurbetin boyu uzuyor. Dışarıda çok güzel bir yağmur. İnce bir yağmur ve güzel bir meltem var. Gurbetin boyu uzuyor. Kalbi nasıl annenin? Aslında annenin kalbinde sorun yok. Sadece bir damarda biraz sorun var. Peki bak bakalım, bu annenin kalbinde bir ameliyat olmuş mu? Anne kalbini çok üzmüş. Onun Biz şöyle bir şey yapacağız. Ameliyat olup olmadığını göreceğiz. Ben sana yıl yıl geri gideceğim. Hangi yılda ameliyat olduğunu görecek ve bana söyleyeceksin. Ameliyatı bilirsin, dikiş izleri vardır. Haydi. Bak bakayım ne zaman olacak. Yaş şu an 55. 54'teyken ameliyat olmuş mu? Var mı bir şey? 53'teyken ameliyat olmuş mu? Var mı bir şey? 52'de olmuş mu? 51'de ameliyat olmuş mu? 51'de ameliyat olmamış, 51'de bir şey yaşamış. Tamam. Bir 50'de stent ameliyat yapmış. olmuş mu?
49'da ameliyat olmuş mu? Hı. 48'de? Olsun. 47 yaşındayken? Evet, bir damara mı geldi bacaktan mı? Sen bir şey söyleme Gurbet Hanım. 47 mi hocam? 47'de ne oldu? 47'de sanki oraya ulaşılmaya çalışılmış. Nereye? Kalbe. Kalbe. Yani Bak bir bakalım o sana damar işçilik... aracılığıyla ama kalpte bir dikiş yok yani. Kalbin üstünde bir dikiş izi görmüyorum. Hı, peki 47 ile alakalı ne görüyorsun? Nasıl bir ulaşılmaya çalışılmış? 47'de sanki bir bacak damarı Hı, bacaktaki görüyorum. damar ne olmuş? Oradan orası açılmış. Kalbe mi konmuş? Oradan kalbe mi gitmiş? Kalbe mi kondu? Peki bakalım. Anneniz 47 yaşındayken bugünden 7-8 yıl önce mi ameliyat oldu? Anjiyosu. Evet, anjiyo olmuştu bir keresinde ama sorun sanırım çok fazla yoktu annemde. Annenizin kaç yıl Şey önce oldu. anji olduğunu biliyor musunuz? Anjiyo olduğunu biliyorum. Kaç yıl önce olduğunu biliyor Ama musunuz? sorun bulmadılar. Var. 7-8 yıl oluyor yani, evet oluyor. Tamam. Anjiyo ne demek? Damardan kalbe giden, hani o damarları açmak için yapılan bir yöntem. Sol bacak üst kısmından mı girilmiş hocam? Tamam. Evet, bizden gelmiş. Daha çok fazla varizi var zaten annemin. Bir saniye. Aşağıda. Sol bacağından mı girdiler annenizin kalbine ulaşmak için? Öyle kas. Onu tam olarak bilmiyorum. Hani doğruluğunu tam olarak bilmiyorum. Tamam. Şu anda durum bu. 47 yaşındayken anjiyo olmuş. Tamam. Peki lütfen Selda Hanım şu an bu 55 yaşında anne. Onun kalp sağlığı 100 üzerinden kaç puan alır? Üzerinden 90 alır Tamam. ama biraz kalbini sevmesi lazım. Tamam. Orayı biz karışmayalım. Sen anneyi kalp, annenin kalbini Anladım. yüz üzerinden yüzlük hale getirebiliyorsun. Tamam. Tabii Hangi tabii. enstrümanları Onu kullanacağını. anladım. Ha. Gurbet Hanım, Efendim, buyurun. işte durum bu. Annen ve baban birbirlerine biraz daha sevgi dolu olurlarsa iyi olur. Tamam, şu anki sevgiler de yeterli %90. Ama %100'e de çıkabilir. Şimdi biz senin annenin kalbini şifalandırırken haydi git boyunu ölç. Evet. Herhalde 4 dakika geçti. Ayak topuklarını duvara daya, dizlerin düz olsun. Aynen deminki gibi kitabı da koy oraya. Haydi. Tamam hocam. Gözünü açabilirsin. Eline sağlık. Rica ederim sizin de. Bakalım şimdi boy kızın gurbetin boyunu bir öğrenelim. Benim markam oldu hocam Rolls Dur Royce. şu dikkatini bir alalım. Rolls Royce. Evet, yani siz ölçümü yapacaksınız. Anlamadım. Ne dediğinizi anlamıyorum. Lütfen anlaşılır konuşun. Hı. Hı. Tamam. İşte zaten onu diyorum. Demin 4 dakika önce boyunuzun ölçüsünü aldınız.
Şimdi de boyunuzun Evet. ölçüsünü alıyorsunuz. 3 Kısaltıldım. 3 santim boyunuz uzadı. Evet ya, Bu... aynı. Yani Tamam. aynı yerde aynı yöntemle yaptım. Tamam. Hiç şaşırmayın. Siz şaşırabilirsiniz. Bunlar bizim için su içmek kadar, nefes almak kadar olan şeyler. Maşallah yoksun, evet. Süper Şimdi bir şey. Ben çok kısa süredir peki dur. sizi izliyorum. Şoklardayım dediğimde. Bir saniye. Gerçekten kızmayacağım, üzülmeyeceğim. Bana doğruyu söyle. Sen Evet. bizi şimdiye kadar izliyordun. Bak Evet. lütfen doğruyu söylemeni istiyorum. Kızmak falan yok. Tabii. Sen bizi Tabii ki. izlerken diyor muydun ya bu yalancıdır, bu şarlatandır, işte böyle şey olur Hayır, mu? Doğru biraz söyle. anlam veremiyordum. Hayır, estağfurullah, yalan değil de. Biraz anlam veremedim. Acaba nasıl oluyor bu yöntem? 2 dakikada nasıl olabiliyor? Anka kuşları bana çok ilginç geldi. O otomobil olayı bana çok ilginç geldi. Ya bunun içeriğini böyle bilmiyorum. Çok istiyorum. Ha, çok ayrı bir şey. Tekrar harika bir şey yani. Tamam. Sen bunda mantık arama. Çünkü Yok, arayamıyorum zaten. Çünkü mantığını bulamıyorum. evet çünkü 2019'un insanı bunu anlayacak Evet. kapasitede değil. Mantığı boş ver. Evet. Bu ancak Evet. rüyalarda olur. Bu ancak Evet. mucize ötesi bir evrende olur. Anka kuşları da bu Gerçekten. evrene ait değil. Gördünüz, biz gurbetin Evet. boyunu, biz neredeyiz gurbetenin biliyor musun? L'sini at. Avusturya. Avusturya'dayız. Sen de Türkiye'nin en doğu ucunda Silopi'desin. Buradan Evet. tam Şırnak'a zannediyorum Petrov vardı. 3500-4000 kilometre 3500. mesafe var. Hiç önemli değil. Sen Evet, gerçekten. Mars'ta olsaydın da biz gene senin boyunu uzatırdık. Şimdi Evet, inanamadım. buradan Anadolu Ajansı'na, buradan başka televizyon kanallarına, buradan dünyanın bütün haber ajanslarına söylüyorum. Bunu gelin dünyaya daha çabuk duyurmamızı sizler vasıtasıyla sağlayın. Hırsızları çıkarmayın televizyonunuza. Murat Kayık, Murat Başaran denen bir hırsızı çıkarıyorsunuz televizyonlarınıza. Hırsızların çoğalmasına yardım ediyorsunuz. Sen biliyor musun Murat Kayık diye bir insan geçen sene benim eğitime katıldı. Şimdi televizyon dolaşıyor. Bu eğitimi kendi bulmuş gibi kara cahil şekilde her tarafta konuşuyor. Evet, bir ara söylediğiniz gibi onu da izledim. Ha. Yani hadi insanlar bilmiyorlar ama televizyonlar bir insanı çıkarmadan önce bir konuşmalılar, söylemeliler, sormalılar. Hırsızlara paye verilen bir ülkede yaşıyoruz ya. Bizim eğitimimizi çalıyor insanlar. Televizyonlara çıkıyorlar, kendi eğitimleri gibi gösteriyorlar. Utanmaz hırsız. Emek hırsızlığı demek ki Söylediğim bu gerçekten kişi iyi. tam bir emek hırsızı, utanmaz bir hırsız. Buradan onun boyunu kısaltacağım. Vallahi. Canım 20 santim boyunu çekiyor kısaltayım onun. Tamam. vallahi. Hoş bir espri Tabii oldu. ki. Ya boyunu uzatmışım. Onu da boyunu kısaltırım buradan. Tamam. Haydi bakalım size mucize öteleri diliyorum. Mucize ötemiz sonsuz. Sınavım bitsin sonra. Tamam. Bu eğitimi alıp bütün insanlara siz de bu şekilde hizmet edin. Aynen. Selamlar, İnsanlara yardım saygılar. etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Amin. Hırsızlara paye verilmeyen, hırsızların bir hocadan eğitim aldıklarında hocalarını inkar etmedikleri bir ülke, bir dünya olması dileğimle. Selamlar, saygılar, mucize ötemiz sonsuz.